Evet değerli futbol severler 90 artı 1'e başladık. Ee, Kadıköy'de 90 artı 3. dakika ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Çok adamla yine rakip yarı sahada sarılar. Civert takım. E, ee, Osay Samuel aldı topu geriye doğru Arao'ya. Vian Arao bir kez daha Osay ile oynadı. Ee, Arda oyuna dahil olmuştu az önce. Sağ taraftan ceza sahasına girdi. Arda kaldırdı kafasını. Yaptığı ortasını savunma karşıladı. Kayseri Spor takımı kendi ceza sahasından çıkma uğraşında ama maçın başından olduğu gibi, beri olduğu gibi yine orada prese karşı top kaybettiler. Fenerbahçe topu kazandı. Mert Hakan şutunu attı. Top yandan dışarı gidiyor out. 90 artı 4. dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var değerli futbol severler. Kadıköy'de 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King'in kaydettiği gollerle Sarı takım 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. 90 artı içindeyiz. Kale vuruşunu kullanacak. E, Yukatel Kayseri Spor. Dolu tribünler önünde oynandığı mücadele. Maçın başından sonuna kadar Sarı takımın oyunu forse ettiğini söyleyebiliriz. Son bölüm artık. 90 artı 4. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Jorge Susu görüyorum. 90 artı 5'e girerken oyuncularına hala öne doğru e, basın işareti yapıyor. Ve heyecanla kenarda onlara uyarılarına e, devam ediyor. Bu arada bir taç atışı kullandı. Yukatel Kayseri Spor sol taraftan geliyor. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Kayseri Spor'la oyuncu ama araya girdi Orada O say rakibinden söktü aldı topu. Şimdi karşı atak şansı Fenerbahçe için Diego Rossi sol tarafta. Topla buluşan Fenerbahçeli futbolcu rakibinden sayıldı. Son çizgiye kadar indi. Yatarak bir müdahale. ikinci şans topu yine Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında iki Fenerbahçeli geriye doğru top yaptı sarılar civartlı takım. Şimdi sol taraf. Kale sahasında bir orta. Kontrol. Topu dışarı doğru gönderdi orada. Kar oldu o bölgede. Taç atışını sağ taraftan kullanacak derken Fenerbahçe Ali Palabıyık. Düdüğünü çaldı ve 90 dakikayı noktaladı değerli futbol severler. Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve puanını 10'a yükseltti. Tıpkı e, Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep ve Trabzonspor gibi. Hocam, <laughs> enteresan bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar aynı filmi seyrettik. Şimdi, e, kendi ceza sahasından top yaparak kale vuruşuyla oyunu başlatan Kayseri Spor top yaparak çıkmaya çalışıp yarı sahasının ortalarıyla orta çizgi üzerinde topu kaybeden bir Kayseri Spor. Ön alanda çok adamla baskı yapmaya gayret eden ve bunu bölüm bölüm başaran Fenerbahçe pozisyonlar buldu. İki tanesini attı. Bir kısmını kaybetti. İlk tehlikeyi 73'te yakaladı Kayseri çok önemli bir fırsattı. Altay küçük arttı. Ama hep birbirinin aynı pozisyonları 90 dakika boyunca seyrettik. Tek taraflı bir oyun gördük. Sen Fenerbahçe'deki artıları nasıl gördün? Bugün neyi doğru yaptı? Neyi daha iyi yapması lazım? Önce Fenerbahçe penceresinden bakalım. Şimdi önce Fenerbahçe penceresinden bakayım da. Hocam öbür tarafın penceresi yok ki yani. Bakayım. <laughs> Yani bizi aldatabilir de hocam bu kaçları spor nasıl bir takım ya? Ya bunun mesela İngiltere 3. titre 3. kitle filan oynar abi. Onu söyleyeyim. Ayıptır ya. Bu nasıl bir takım abi? Ya arkadaş yani tamam Fenerbahçe ile baş edemezsin, uğraşamazsın çünkü şey olarak hani oyuncu olarak senden çok çok iyiler. Senin tahtan kapalı. Hepsine varım. Ama sen çık güzel bir top oyna abi. Sen o nedir abi o? Yani Fenerbahçe gibi bir takıma topu iyi kullanabilen, artık uluslararası futbolculara fazla olan bir takıma kendi kalenden başlayarak pas yapıyorsun. Bunu yapacak oyuncun yok. Bunu Konya Spor yaptı. Onun oyuncuları var. Ayağı çok iyi oyuncuları var. Sende ayağı çok iyi olan oyuncuları yok. Senin ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu topu kaybediyor. Topu çok iyi kullanan oyuncuların olur. Bu oyunu oynarsın. Senin bir oynayacağın oyun var Fenerbahçe'ye karşı. Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar topu ve rakibi kendi kalenden uzakta tutacaksın. Mümkün olduğu kadar. Seni yener Fenerbahçe. Bakma sen sıkmadılar ikisi buradan sonra. Evet. Yani herhalde Kiev mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Ya? Çok fazla sıkmadılar. Tabii. Aa, ben teknik adam olsa Fener'in yerinde, Fenerbahçe teknik yerinde daha bir oyuncu değiştirirdim. Yani Gerek yok. Çünkü rakibin senin üstüne gelecek hali yok. Sen iki defa top kaptırdın, rakip öyle geldi senin üzerine. Kendi Altay'ın Altay çıkarttığı iki top var. Senin defans yapan oyuncunun, kus kusura bakma ama ya Laubali mi diyeyim, aptallığı mı diyeyim. At kornere, at taca, ne olur ya. Kaptırdı, geldi adam, boş kaleye geldiler. Altay çıkarttı. Çok iyi. iki pozisyon çıkarttı Altay. Ve aferin Altay'a niye? Ya yani 75 dakika kalesinde Soğuk hiç ısınmayan, ya. Top 75 gelmedi. dakika top gelmeyen bir Bin kaleci. Tane top gelmedi. Demek ki o pozisyona kendini hazırlamış. Bak buradaki detay o. Zor iştir yani hocam. 75 dakika top gelmeyen, oyunda olmayan bir kaleci, evet. oyunda gözükmeyen bir kaleci o iki hareketi yaptığına göre demek ki demek ki o kaleci oyunda. O kaleci oyunu bırakmamış yani. Oyunun içinde kalmış. Aferin. Helal olsun. Kolay işte değildir ha. 75'te o iki doğru, hareketi yapmak. Doğru. Yani seyretmeyen seyirciler görünce anlayacaklar bir hareket yaptı. Kalkıp ikinciyi yaptı. Evet. Ve birinciyi ellen ikinciyi ayakla çıkarttı. Ve o ana kadar hiç yere hiç yatmamıştı. Yok. Evet, hiç yok. Yani bir kaleci için zor pozisyon. Vallahi tebrik ederim. Demek ki oyundan hiç kopmamış. Koparsın abi. Evet. Ya Kayseri'nin oynadığı oyun taş devri ya. O nedir abi? Hocam aslında Fenerbahçe 3 kişiyle, 4 kişiyle presi yaptı mı? Topu kapı veriyorlar. Hatta bir ara akıllı bir iş yaptılar. Topu geriye aldılar ki doğruydu o. 2-3 sefer geriye pas yaptılar. Öyle çıktılar. Çok iyi pozisyon yakaladılar arkada. Gitmene gerek yok Kayseri'ye. Ya Kayseri şey gibi böyle helva gibi bir takım. Abi. Hani üzerine limon sık ya abi ya. Yani böyle bir takım biliyorum abi Türkiye Ligi. Türkiye Ligi kalitesi de artık çok alt üst ayrılmaya başladı. Hocam bu takım geçen senenin kupa finalisti ama ya. Düşün. Ama bu oyun abi oyun Geri değil. gitti. Bilmiyorum, Geri gitti. Geri gitti. Yoksa oyuncu oyuncu bakarsan iyi oyuncular var Kayseri takımında e tamamdır, ama Demek ki ama böyle oyun oynanmaz abi ya bu nasıl bir oyun yani Fener'i de ama Fener bir defa şu var Fenerli oyuncular fizik olarak böyle şeyler yani basıyorlar itiyorlar kalkıyorlar giriyorlar yani işe Haftaya kimle oynayacak Fener? Haftaya Bay, bay. He, i̇şte o Haftaya kötü... Bay iyi bir şey değil ya. Tam geliyorsun, bir şey hale geliyorsun. Oynamayınca topçu da kopuyor. Evet. Nasıl? Bir Sen, ya Ulan ligimiz hikaye, ligimiz topal, ligimiz sakat. Nasıl iş ya? Kiye maçı var işte hocam. Belki hani perşembe günü. Ha o iyi. Orada bir maç ritmini kaybetmemiş olurlar. Olurlar. Bir de ne var ne yok verirler zaten pazar pazarsa oynamayacaklar evet, için. Evet, tabii. Tabii. Ne var ne yok orada her şeyleri de verirler. Hocam, e, bugün ilk kez ilk 11'de forma giyen oyuncular vardı. E, Joao Pedro'yu tabii Fenerbahçe seyircisi de çok merak ediyordu. Bugün bir gol attı. Çok da klas bir gol attı. Şöyle ayağının dışıyla tokatladığı topu. Herkese çok kolay gelebilecek ama kolay olmayan bir gol attı. Değil mi? Herkese çok öyle ne güzel ya aldı vurdu gol attı. Ya işte aldı vurdu değil. Onu o topu almak da zor vurmak da zor. Öyle vurursan gol atarsın zaten. Yani birleşik hareket yapıyor tabii. bir de. Yani bir iki yaptı vurdu. Üç yapmaya kalksan rakip basar. Gitti. Vurdurmaz sana. Bir iki yaptı vurdu. Ve güzel işler yaptı. Evet hocam. Topu güzel, vuruşu güzel. Yani ondan Fenerbahçeli oyuncular arkadaş olarak faydalanırlarsa çok iş yapar. Mesela bir önce o pozisyonun öncesinde Golden önce de bir pozisyonda çok iyi topu kontrol etti, top Crespo'nun önüne düştü. Tam ceza sahası ön çizgisinde Crespo kötü vurdu. Evet. Yani o da aynı pozisyonun sinyaliydi birkaç dakika önce. Ee, Diğer golde Joshua King'den geldi. O da yine bireysel anlamda yaptı. çok iyi bir vuruş çıkarttı. O da çok diri gözüküyor ki sakatlıktan çıktı. Bir tarafa giderken ters tarafa evet. vuruş yaptı. Defaz akıllı, kaldı olduğu akıllı gibi güzel işte. vuruş. Güzel vuruş. Ya, teknik adam hamuru iyi yaparsa iyi bir Fenerbahçe seyredecek. Şimdi ki... Ya bu takımlar iyi olsun. Fener, Galatasaray, Trabzon, ne bileyim Beşiktaş, gelsin Konya, Başakşehir bak iyi gidiyor. Abi Bu takımlar artarsa hiç olmazsa onlardan e, keyif alalım. E, Çünkü tam bir apartman gibi abi. Aşağıdakiler yukarıdakiler bir lig seyredeceğiz. Biraz ona döndü değil mi? Yani çok kalitesiz takımlar. Eh iyi. Türkiye'ye göre iyi kaliteli takımlar yukarıda olacaklar. Açılacak. Bakas açılacak. Ondan korkuyorum. Hocam işte o sıkıntılı ya. Bakas yani da aşağıdakiler yukarıdakiler işi. Evet. Fındık fıstık maçlar olacak. olacak. O kötü. İşte o da bizim takım kalitemizin ve takım sayımızın buralarda olmaması gerektiğini gösteriyor. Kesinlikle abi çok fazla ya. Yani. Bir de bu topallık olur mu ya? Bir hafta Bay bile işi kötü. Yani. Bu sezon artık bitecek hocam bu işler. Nerelerden 21'lerden falan geldik hocam buralara. İyi e güzel de hocam neredeyse havada hava sıcaklıkları eksi 15'e bilen gelecek. Hala maçlar 9'da 10'da ya. Hocam ya. Yani, ben bugün altıda... İngiltere'den maç seyrettim saat 4'te 3'te Liverpool maçını. Eylül geldi diyorsun. Evet. Liverpool maçı. Eylül'de gel oldu hocam. Ondan sonra da şey başladı. Tottenham maçı başladı herhalde. Birinden oynuyordu. <laughs> Olacak ya. şey değil ya. Nasıl iş abi bu? Ayıp evet. ya. Bunun çocukları var. Bilmem neleri var. filan. Şimdi ben çocukları gördüm maçta. Babaların şeyinde. Omuzlarında oturuyorlar. Saat kaç abi şu anda? 12'ye 5 var. Hocam 12'ye 5 var. Stad yeni boşalıyor. Ancak. O çocuklar ancak, bayağı çocuk Ancak. Var. O çocuklar ya eve usanmaz. gidecekler. Uyuyacaklar. Sonra da futbolumuz gelişecek. Hadi çocukları, bayanları sahaya davet ediyoruz. Ya geçin ya. Artistlik yapmayın. Ha geçin. Birilerine mahkum olun. Bu saatleri bari ikiye üç alın da oradan şeye giderler. İşkembe çorbası içmeye falan gider seyirciye. İyi olur o konuda. Hani esnaf için şey yemeğini de çıkarırlar. Esnaflara iyi olur. İşkembe çorbası, kelle paça falan içirsiniz. Saat beşte biter başlar. O hale geldik abi. Rezillik ya. İngiltere'de de başlar. Saat Nerede? 2'de de oynanıyor, üç de oynanıyor, dört de oynanıyor. Oradakiler futbolcu değil, bizdekiler topçu. Onlar futbolcu. Ki biliyorsun bundan bir, bir hafta 10 gün önce İngiltere'de son bilmem kaç yılın en sıcak günü yaşandı. Evet. evet. Ee, hocam bir de Başşuay'ı var. Bugün yani Joao Pedro gol attı, Joshua King gol attı, Ener Valencia kalp cezası olduğu için yoktu. Daha oynamayan Serdar var. İçi Başşuay'ı alındı. Çok e, tartışıldı hafta içinde Bahçuay'ı transferi. Sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'de Bahçuay'ı nasıl bir iş yapar, katkı yapar? İş yapar ya. Değişik bir oyuncu. Geçen değil. yıl Beşiktaş'tan biliyorum beğendiğini. Beşiktaş Kaç performa. Gol attı? E, 14 ya da 15 gol attı. Ee? birkaç tane de direği var. Altı birkaç mı? Tane, birkaç tane mi? Birkaç tane var. Altı mı? Sekiz miydi? Birkaç tane mi? Bence çift taneye yaklaştı. Galiba ya sekiz ya dokuz. Ya çift ya 9'du. yaklaştı ya, ya sekiz şey ya dokuz direği var. Şimdi işte, ayıp ya ya. Yani. Hocam gol pozisyonuna girip kaçıran futbolcuya fazla bir şey demem. O pozisyona girme söylenmedir. Ama abi, o kadar da direk olursa tuhaf bir olay yani bak. Ee, abi, o kadar pozisyon, 17 o kadar kez da de gol skora atmış. katkı yapmış. 14 Buyur. gol 3 asist. E daha ne yapsın abi? Daha ne yapsın? Sana soruyorum ben. Ben olsam alırdım, aldılar iyi yaptılar bence. Türkiye'yi de tanıyor. Evet. Ne olacak abi? Ligde gideceksin, kupada gideceksin. Geniş kadro. Tabi burada teknik adama düşüyor iş. Teknik adam da bir şeyler yapacağı benziyor. İnşallah evet. yapar da Fenerbahçe geride kalmaz. Hocam rekabet olsun ya. E şu andaki görüntü yukarıda o rekabet var gibi de aşağıda ne olacak onu bilemiyorum hocam. Aşağıda, aşağıda da tabii lige tutunmak için dört takım düşüyor. Aşağıda olmaması aşağı koparsa neden korkarım biliyor musun? Tamamen kopup da düşme hattına girerlerse maçları bırakırlar. Maçların heyecanı kalmaz. Adam düşmüş sana oynasın abi. Hocam bir yukarıda böyle bir 8 takım olacak gibi. 7-8 takım. Onlar kendi içinde kopar mı bilmiyorum. Hani biraz daha üstte ayrışır mı? Ama bir 7-8 takım belli bir seviyenin üzerinde. Aşağıda da bir 6-7 takım olacak. Arada da böyle oh, benim keyfim yerinde devam Kaçıncı ediyor. Kaçıncı maç oynadı? 5 oynandı? hafta bitiyor hocam. 5 hafta bitiyor. Hiç gol yemeyen takımlar var değil mi? Var. Kaç tane? Mesela Başakşehir gol yemedi. Konya gol yemedi. Evet. Galatasaray bir tane yedi. Evet. Ama iki attı. Sıkıntı biraz orada. Değil mi? Ama örneğin Başakşehir 4 maçta gol yemedi. Konya 5 maçta 1-0 bitti değil mi orası da? Konya'da yani 1-0 gidiyor hocam. 19 6 gol 60. 19 takımlı gol ligimiz var değil mi? 19 takımlı hocam. Bir bana bir istatistik geldi çok güzel. Hocam 69 ülkeden futbolcu varmış Türkiye'de. Birincilik şeyde Süper Lig'de. 69 ülke hocam. Neredeyse 70 ülke. 261 tane yabancı futbolcu oynuyormuş şu anda. 261 tane. İlk sıradan hangi ülke var? Hangi ülkeden mi? 20, 20 futbolcuyla çok... Brezilya. Brezilya'dır evet. Ondan sonra ik, ikinci Portekiz. Üçüncü Bosna Ersek. Hocam e, Konya Spor yukarıya çıktı. 5 maçta 11 puan yaptı bu evet. galibiyetle. E, 11 puanla yukarıda. Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep, Trabzon onar puanla sıralanıyor bu takımlar. Ee, Başakşehir bir hafta bay oynadı bu arada. Hani Başakşehir'in e, 8 gol attı, hiç gol yemedi. Emre Berizoğlu yönetiminde Başakşehir'de de iyi başladı sezona. Beşiktaş'ın yine e, maçı olacak. Gaziantep 4 maçta 10 puan. Onlar da Galatasaray maçı var bu hafta. E, Trabzon ve Fenerbahçe maçlarını yaptı. 5 maçta 10 puan. Yani Adana Demirspor keza e, yarın Hatay deplasmanında Galatasaray aşağıda 7 puanda o da Gaziantep'i konuk edecek. Daha Antalya var o aşağıdaki bölümde. Ya bu sayfadaki takımlar korakor bir iş çıkartıyorlar. Orada Gaziantep bence iyi bir sürpriz yaptı oraya geldi. Çok öngörülemeyen bir şekilde İkinci sayfaya bakalım. İkinci sayfada hani Kayseri, Giresun, Alanya ben bugün o gün çabaladığı ama olmadı. Karagümrük sıkıntılı. Sivas 5 maçta 3 puan yaptı. Yine bugün eee Karagümrük'le golsüz berabere kaldı. Sivas eski Sivas değil. İstanbulspor, Kasımpaşa, Ümraniyespor, Ankara Gücü, Hatayspor Tabi Ankara Gücü ve Hatay'ın maçları eksik hem bayları vardı hem de bu haftaki maçlarını oynamadılar. Örneğin yarın hocam Ankara Gücü Beşiktaş maçı güzel olur. Hiç Hatay ya. İnşallah güzel olur Hatay da ben Adana de güzel olacağı fikrinde değilim. <laughs> tek taraflı <laughs> ya, mı olur Tek diyorsun. taraflı olur gibi geliyor. Şu an yüzüne baktığım zaman. İnşallah yanılırım ya. Yani Ya şurada da hocam böyle bir 6-7 takım da aşağıdan kurtulma uğraşı verir gibi duruyor en az. Değil mi? İnşallah kurtulur da. Aşağısı kurtulursa yukarısı da kurtulur. Yoksa böyle olursa iğrenç ha bir rezalet. Ya çok kötü olur hocam. Bir 14. 15. Makas 15 açık hocam, hafta. Makas açık hocam makas açık. He? Makas çok açık. Bazı takımlarla yukarının makası bayağı açık. O iyi bir şey değil işte. i̇şte yani böyle giderse kötü bir lig olacak. Çünkü alt taraf öyle kaldı mı Allah muhafaza. Bazı takım hele ikinci yarıda düşünsene. Evet. Ama işte ikinci yarıda bir lige tutunma muhabbeti var. Bir de bir yandan da o mücadele e, hani artık puan aslanın ağzına Sen değil midesine indikten sonra. He? devre arasında biraz vites yükseltebilirler de bu sezonun devre arası da garip. Ama şu olabilir ya. Mesela araya birileri girip seneye 22 likli bir takım olabilir. <laughs> hocam? Yok hocam o olmaz zaman, diye umuyoruz. Yani daha da oynanmaz herhalde bu Emin ligin. Emin misin? Bu ligin fabrika Emin ayarlarıyla. Misin? Değilim hocam ben hiçbir hiçbir şey benim için sürpriz değil hocam. Seneye hiçbir 22 şey takım söylerler ki İngiltere'de bilen bizim futbolumuz İngiltere 22 takım olsun. Olsun abi aniden yapabilirler ya. Yani. Tabii. Ee, iyi yani... hale getirelim derler. Destek, şey, koltuk değneği verelim. Topallıktan kurtulalım, 22 yapalım derler. <laughs> Gidiyorsun ama böyle oluyor hocam ya. Hocam şeye bakalım mı hafta içinde ne? e, Murat Ilgaz'a hüyde alız. Geçen bakalım haftalardaki ya, ben şey e, şeyler için. Biz şeyleri aldık. Pozisyonlarla ilgili yorumlarını aldık. E, sevgili Hüseyin ekrana getirdi Bizimkiler uymuş mu? Nasıl? <laughs> Bizim yorumlara uymuş bu. Valla uymuş. Uymuş da yani aşağı yukarı uymuş evet. Aşağı yukarı uyumuş. Geliyor mu arkadaşlar? Ee, şöyle, bakalım nasıl şöyle devam edecek. Faydalı şöyle ama şimdi bir bir de sonra öyle bir şey ki bir şey açıklayacaklar. Bu sefer açıkladıkları açıkladıkları karara ters düşebilirler. Onu da söyleyeyim. İlerleyen haftalarda. He. O zaman da özellikle büyük takımların Basındaki vatandaşları ne yapacaklar merak ediyorum hocam. Basındaki yandaşları, büyük takımların. Ben o zaman göreceğim ne olacağını. Hocam şöyle bir bakıyorum sosyal medyada gelen sorulara, yorumlara. Ee, bir, o senin de vurguladığın neden Johan Perez topu dışarı atmadı, topu kaybetti. 2-0'dayken 2-1 olma tehlikesi vardı. Doğru. Hiç pozisyon yokken ilk şutu. 74. dakikada ilk şutu o. Kayseri takımının. Bir ona Juan Perez'e yönelik Fenerbahçe taraftarının tepkisi var. Büyük ee, futbolcu, akıllı futbolcu, büyük futbolcu, akıllı futbolcu tehlikeyi büyütmeden önler. Tehlikeyi büyütmeden önler. Taç evet. taç. Korner korner. Hazırlıklısın. Onu yaparsan büyük topçu olamaz. Ee, Ferdi'nin oyununu çok övüyor. Kesin Fenerbahçe doğru. taraftarları. Ferdi Kesin bugün doğru. çok iyi oynadı. Kesin. Yani, Abi şey gibi. Çocuk arı gibi çalışıyor. Aynen. Hani arı gibi deriz ya. Gidiyor geliyor. Eğiyor. Hiç kimseyle mücadele etmiyor. Şey yapmıyor. Ters bir iş yapmıyor. Takımı için on numara faydalı bir adam. Nereye istersen oraya koy oynuyor. Yani neredeyse al ferdiyi. Ya kardeş sen bir de gel kenarda malzemecilik yap. Masörlük yap desen yapacak çocuk. Çok faydalı yani, oyuncu. Çocuk. Bravo. Her takıma lazım. Her teknik adama lazım bir oyuncu ferdi. Benim bu öndeki monitörüm açık değil arkadaşlar. Luan Luan Perez bizim için e, en önemlisi e, galip gelmekti demiş. E, oynadığımız her maçtan 3 puan almak istiyoruz. Luan Perez dediğim gibi bir pozisyonunu da kaybetti sonra kendi hatasını telafi etti. E, ben bugün Gustavo Yannick'i çok eleştirilen oyunculardan biri oldu Gustavo Yannick'i. Bugün... E, fena da oynamadığını düşünüyorum. Hatta o Altay'ın pozisyonunda da e, orada ikinci hamlileri yaparak ya, oyuncu sormamışlar mı gazeteciler ya o hareketi niye yaptın? Niye taca atmadın, niye korner atmadın dememişler mi? İnanamıyorum ya. João Pedro olsam soracağım ilk soru. Evet hocam. Herhalde sormuştur arkadaşlar. E, geçen haftadan sonra Joao Pedro aynı hani bu hafta bir reaksiyon göstermek istediklerini söylüyor. Ee, gol atmak için de sabırsızlanıyordum ee, taraftarların önünde e, inanılmaz bir duyguydu demiş Joao Pedro senin de söylediğin gibi hocam doğru şekilde beslenirse daha fiziken de tam hazır olmamasına rağmen çok kaliteli bir oyuncu zaten hocam son 3 sezonuna bak geçen sezon 13 gol 4 asist Ondan önce 16 gol 3 asist 18 gol 4 asist zaten bak onu cezalar 35 metrede falan fazla görüyor musun? Tabii tabi akıllı değil, bu gidiyor. tarafa gelmiyor. Abi adam ceza kuvvetli kalacak o adam. Alıyor gidiyor. Şey alıyor veriyor alıyor veriyor gidiyor. Cezaların civarında o adamı iyi halde bekletirsen, bek bekletmek değil gezdirirsen sana da yol açar. Kendi de iş yapar. Beslersen al ver de Sana da yol açar tabi. O tip bir adam akıllı bir adam. Belli abi adamın vücut yapısı bilmem bir de fizikli bir adam ha böyle evet. yani. Kalçayı malçayı dayadı mı düşün bu İtalya Ligi'nde oynayan bir adam var. Oralarda öyle 20'li rakamlarda sık katkıda bulunmak kolay iş değil. Ee, Ali Koç konuşacak. Ee, bakalım neler söyleyecek başkan. Hazırlıklar yapılıyor. Ee... Ya Ali Koç derken aklıma şey geldi. Kulüpler Birliği iki senedir herkese baskı yapıyordu. Diyanet Özdemir'e de yaptılar, bu başkana da yaptılar. İşte şeylik, rezervlik, Rezerv. rezervlik, rezervlik. Sonra istemiyoruz dediler. Adam da dedi ki alın size rezerv ligde alın. haftada alın, Ama alın dediklerinde de istememişlerdi evet. de başkan ya, olacak başlattı. Şey olacak şey değil başlattı. ya. Başlattı. Ya Kulüpler Birliği nasıl iş bu ya? İ hocam, i̇nsanların başına ağrıtıyorsunuz sonra oynanmaya başlayınca vazgeçin diyorsunuz maç ya. maç başı paraları falan var. Nerede oynatıyorsun oyuncuları? Maç başı parasını rezervlikte oynatıp e, verirsen. O zaman niye ısrar ettiniz abi kaç i̇şte. Niye oynuyorsunuz tribüne ya? Şimdi de kaldırın diyorsun ya. Yazbo tahtası. Eğer senin kulüpler birliği buysa bir fena... ben dedim ki esas kulüpler sahibi ligin ama ev sahibi bunlarsa ya o apartman yanmış abi. Planlama doğru bir planlama değil. Çok erken hareket ettiler. Güzel eskiler. ya. Hemen gidelim bakalım. Bekliyorlar mı da? Bazı gelecekler de var demek ki açıklama için. Evet. Tamam yazıyor. Evet. Evet. Etki galibiyet aldı takım bugün. Etkileyici bir oyun oynadı. Öncelikle isterseniz maçı yani. Yok maçı hocamız değerlendirir. Benim maçla ilgili yapacağım değerlendirme bence hakem performans üzerine yapacağım. Futbol adına yapacağım. Fenerbahçe adına değil. Yani bizler Avrupa'da oynuyoruz. Avrupa'da maçlar seyrediyoruz. Yani burada çalınan faullerin yarısı çalınmıyor. Oyun devamlı duruyor. Sürekli duruyor. Yani bizim Topyekin futbol paydaşları olarak bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Bir hakem geliyor, kartlarında çok cömert. Bir başka bir hakem geliyor, İşte bugün gördüğünüz gibi yani Crespo resmen ezdiler maç boyunca. Bir tane kartı görmedi. Dolayısıyla ben genel yani bu maç özelinde değil ama genel hakemlerin oyunun akışını birazcık daha hızlandırmalılar. Oyun süresinin artmasına katkıda bulmaları lazım. Yani topu kaptıran yere düşüp hakeme bağırıp oturuyor. Hakem faal veriyor. Onu söylemek istiyorum. Sadece maç özelinde değil ama genel Türk Ligi için. Maçın değerlendirmesini hocamız yapar. Çek e, söylemek isteyeceğim. Hem türbinlerde hem sahada o özlediğimiz, arzuladığımız coşkuyu gördük. Şimdi ben 3-4 günde yurt dışındaydım. Söyleyeceğim bazı şeyler var. Özellikle taraftarlarımızın da dikkatli dinlemesini istiyorum. Birincisi huzurunuzda Türkiye Futbol Federasyonu'na olan bana göre son derece garip saldırının, e, dün de Galatasaray'da yapılan saldırının inşallah meczup kişiler tarafından yapılıp tekrar tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. E, bunun inşallah en kısa zamanda bu olayın açığa çıkmasını, açıklığa kavuşturmasını talep ediyorum. İçişleri Bakanlığımız ve emniyet birimleri çok çabuk hareket ettiler. Allah razı olsun onlardan. Şimdi işin sebebi nedir, amacı nedir onun dibine inilecek. Ancak biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her bir ferdimiz 4 Nisan'da Rize maçından sonra Trabzon Havaalanı'na yaptığımız yolculukta olan saldırının hala faili meçhul bir saldırı olarak duruyor olması daha evvel de söyledim. Bugün de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir durumdur. Biz çok başvuru yaptık. Daha bir buçuk sene evvel HTS kayıtları için başvuru yaptık. Yani bir tane evrak dosyaya girdim bilmiyorum. Ama bu bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Allah korusun o caniler emellerine ulaşsaydı değil Türk futbolu, dünya futbolu için kara bir gece olacaktı. Kara bir olay olacaktı. Dolayısıyla bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelelim Dördüncü haftayı bitirdik.